Evet, belediyenin Beyler yolundaki çöplüğünün sürekli şikayet edilmesinden sonra gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse Seferihisar Belediyesi çöplerini Söğütlük mevsikiinde deniz manzaralı bu arsaya dökmeye başladı. Gördüğünüz gibi birkaç saat önce de döktüğü çöpleri yakmış. Tam karşıda deniz var ve şu anda üzerinde bulunduğumuz bu mevkide de yoğun şekilde işte gördüğünüz gibi belediyenin kestiği otlar, topladığı çöpler hepsi hemen hemen burada. Şimdi iyice uca doğru gidiyoruz ve karşı taraf yolun öbür tarafından geçen dere direkt olarak Akarca'dan denize ulaşıyor ve dere boyunda da, onu da daha sonra göstereceğiz. Dere boyunda da maalesef şeyler var. Dökülmüş çöpler var. Ve işte gördüğünüz gibi de burası da böyle berbat bir şekilde. Akarca Seferihisar'ın yeni çöplüğü olmuş durumunda. İşte görüyorsunuz bunlar şahısların değil, belediyelerin budayarak getirip döktüğü çöpler. Hava müsait olduğu zaman, rüzgarlı olmadığı zaman da belediyenin bu çöpleri, şu anda da görüyorsunuz bir kısmı yanıyor, yaktığı vatandaşlar tarafından ihbar ediliyor. Ve dereden de buradan akan pis su dereye karışıyor. Oradan da akarak dereyle beraber Akarca'dan denize giriyor. Evet. Akarca'nın deniz manzaralı, belediyenin deniz manzaralı çöplüğü bütün Seferihisar'a hayırlı olsun diyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı derhal bu çöpleri, bu pisliği kaldırmaya davet ediyorum. Çünkü vatandaşın aşırı şekilde şikayeti var. Şikayet etmekte de haklı, görüyorsunuz. Tam karşıda deniz var ve burası da İşler acısı bir manzara var burada da. Evet, gördüğünüz gibi burası da tam dere yatağının yanında ambalajlama malzemelerinden ve şu ağaçlardan, ağaç kesintilerinden anlayacağımız gibi burada da maalesef belediye tarafından çöp döküldüğü. Hadi şu molozu bir vatandaş döktü diyelim, belediyenin buna ceza yazması lazım ama ne yazık ki belediye gözünü kapatıyor. İşte gördüğünüz gibi Akarca'daki son durum bu. İşler acısı bir durum var. Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yetişkin'i, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i meydana getirdikleri, oluşturdukları bu çöplükleri derhal kaldırmaya davet ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi burası da dere yatağının hemen üstü ve buraya da molozlar az yukarıda gördüğünüz gibi yine çok berbat şekilde atıklar dökülmüş. Burası da az önce üzerinde olduğumuz tepe. Dumanlar çıkıyor, görüyorsunuz. Çok biçimsiz bir görüntü veriyor ilçemize. Belediye başkanlarını tekrar göreve çağırıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi tabii siz hissetmiyorsunuz ama burada şu anda çok ağır bir koku ve yer yer dumanlar var. Olayı bize intikal ettiren Akarcalılar bu dumandan ve çok pis olan bu kokudan büyük rahatsızlık duyduklarını ve bu nedenle
zaman zaman evlerinin pencerelerini kapatarak evlerinde oturmak zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Yani bir çöplük uğruna Akarca'yı feda etmeyelim diyoruz. Evet, burası da giriş kapısı ama kapı açık. Şimdi belediye çöp dökecek yerim yok. Ben nereye dökeyim bu çöpü diyebilir ama şu bir gerçek ki burada maalesef insanlarımız yaşıyor. Biz önce insan diyoruz sayın başkanlar ve sizi tekrar göreve davet ediyoruz.